Türkiye'nin pop müzikle tanışma tarihi aslında çok eskilere dayanıyor. Ta Cumhuriyet öncesine, 2. Mahmut dönemine kadar gidiyor. O dönemde 2. Mahmut'un yaptığı yenilikler arasında Yeniçeri ve Ocağını ve Mehteran takımını kaldırmak vardı. Onları kaldırdığı zaman bir Mızıkayı Humayun, yani batılı anlamda bir bando kuruldu ve İtalya'dan Donizetti, opera bestecisi Donizetti'nin ağabeyi getirildi ve ona paşa unvanı verildi. Donizetti Paşa ilk defa Batı müziğini Osmanlı topraklarına sokan adamdır aslında bir nevi. Ve Batı müziğiyle ilk defa Türkiye'de kulaklar, Osmanlı'da kulaklar o orkestra ya da Mızıkayı Humayun sayesinde tanışmıştır. Ardından tiyatrolarda özellikle direkler arasında müzikli oyunlar ve tiyatro oyunlarının arasında kantolar seslendirilmeye başlandı. Ve kantolar Türkiye'de aslında popüler müziğin ilk örnekleridir denebilir. Bunun arkasından tango, dünyayı saran tango modası Türkiye'ye de geldi. Caz müziği yavaş yavaş icra edilmeye başlandı. Yani dünyadaki popüler müzik eğilimlerine koşut olarak Türkiye'de de daha sonra 50'li yıllarda rock and roll ve 60'lı yıllarda yavaş yavaş Türk popu dediğimiz şey doğmaya başladı.